Orhan Kemal, Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanının bir bölümünü okuyor. Küçük ağa yanı başında dikilen ırgat taşıya döndü. Aferin Cemo dedi, aferin. Bu işi bu hafta bitir, gerisine karışma. Millete soru kaldırdım yok ırzıma nikahıma. Senin canın sağ olsun, ben de Cemo'ysam bu iş bu hafta biter. Yeni koltukçular ya. Allah'ımı inkar edeyim, Zeyno'dan da Şamdin'den de iyi. Ağa memnun ırgatlara baktı, birden coştu. Ha babam kardeşlerim, ha diye bağırdı. Irgatlar yekindi. Koca koca demetler daha büyük bir hızla patoza uçurulmaya başladı. Öyle müthiş bir çalışmaydı ki. Küçük ağa bu tempoya kendini kaptırdı. Patoza az daha sokuldu. Ha baba yiğitler ha, ha aslanlar ha. Bu hafta bitirin bu işi. Ben de insansam. Irgatbaşı ağadan geri kalmamak için devir, devir, devir diye bağırdı. Ha babam kardeşlerim ha, devir ha, devir ha, devir. İş baş döndürücü bir hal aldı. Devirin ha, devirin ha, devirin. Beden kalınlığında demetler patozun doymak bilmeyen ağzından içeri devriliyordu. Irgatlar kinle, öfkeyle, hınçla çalışıyorlardı. İnsan gücünün üstünde bir çalışmaydı. Damarlardan kan değil, milyonluk kilovatlar akıyordu sanki. Arada tersten esen sıcak, kavurucu hava, sarı pırıltılarıyla ortalığa savrulan saman tozunun Ali ile Hidayet'in oğluna çeviriyor. Toz gözlüklerine rağmen gözlerine girip yakıyordu. Bir ara gözlerini açamaz hale geldiler. Fakat işin müthiş temposuna öyle kaptırmışlardı ki. Devir ha, devir ha, devir. Devriliyordu. Pehlivan Ali'nin gözleri yumulmuştu iyice. Açamıyordu. Açsa cayır cayır yanıyordu. Mank yani sersem olmuştu. Terden su gibi paçavralar boynundan kaymıştı. Saman tozundan her tarafı biber sürülmüş gibi kavruluyordu. Devir babam, devir babam, devir. Paydos çoktan geçmişti. Hala devir ha, devir ha, devir.